Evet, sayın hocalarım, değerli katılımcılar, uluslararası projeden uygulamaya eğitim sempozyumunun 37. oturumuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Muhittin Çalışkan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyesiyim. Üniversitemizin ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün işbirliğinin bir ürünü olan bu anlamlı etkinlik için en başta emeği geçen bütün hocalarımıza, rektörlüğümüze, dekanlığımıza, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, özellikle bu projede önemli katkıları olan Doçent Doktor Ahmet Kurnaz hocama özellikle teşekkür ediyorum. Bu 37. oturumumuzda 4 tane bildirimiz var, kurumumuz var. Bunlardan ilk olarak Ayşe Günalp hocam okulda ekolojik duyarlılık eğitimi başlıklı bildirisini sunacak. Sonrasında Nurşen Karakuş hocam Benim Hikaye Çantam isimli bildiriyi sunacak. Üçüncü bildiriyi sunacak olan hocamız Saliha Çetin, Hikayenin Kahramanı Benim adlı bildiriyi sunacak. Ve son olarak da Rabia İri, Çevreci Çocuklar isimli bildirisini sunacak. Öncelikle hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum. Burada güzel bir paylaşım yapacağız. Sizi zevkle dinleyeceğiz, heyecanla, merakla dinleyeceğiz. O zaman ben sözü ilk olarak Ayşe Günalp hocama veriyorum. Ayşe Günalp hocam okulda ekolojik duyarlılık eğitimi isimli bildirisini dinlemek için sözü ona bırakıyorum. Buyurun hocam. Evet. Değerli hocam, sevgili meslektaşlarım ve tüm katılımcılara merhaba diyerek sunuma başlamak istiyorum. Ben Ayşe Günal, Konya Selçuklu Keskesler Anaokulu öğretmeniyim. Projemizi tüm proje ortaklarımız adına bugün sizlere ben sunacağım. Müsaadenizle sunuma geçmek istiyorum. Buyurun hocam. Evet, sunum görünüyor herhalde. Evet hocam, sorun yok. İlerlemeyi nereden yapıyorum hocam? Hocam, tuşlardan da olabilir, ok tuşlarından bir deneyin. İlerlemiyor ama. İlerlemiyor, evet. Tamam, şu an ilerledim. Tamam. Evet, okulda ekolojik duyarlılık eğitimi projesi 2019'lu Ekim ayı itibariyle başlatılmıştır. Projenin yaş grubu 3-7 yaştır, dili İngilizce ve Türkçedir. Proje 6 aylık bir çalışma sürecini kapsamaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde 16 proje ortağına sahiptir. Ulusal kalite etiketine layık görülmüş ve sonrasında Erasmus K229 projesine dönüştürülerek hibe almaya hak kazanmıştır. 2019-2020 eğitim öğretim yılında yapılan tüm faaliyetler müfredata entegre edilmiştir. Projeye ilham veren konu biyoçeşitliliğin korunması ve ekolojik farkındalıktır. Az önceki gibi, evet hocam. Problem durumu, hızlı kentleşme ve bilişim teknolojilerinin kontrolsüz kullanımı ile birlikte Z kuşağı olarak nitelendirilen yeni nesil doğadan ve doğal yaşamdan hızla uzaklaşmaktadır. Çevre sorunlarının çözümünde erken yaşta verilmesi gereken doğru bir çevre eğitimi kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmiştir. Mevcut eğitim müfredatında çocuklarda çevre bilincini geliştirecek fen ve doğa etkinliklerine yeterince yer verilmemektedir. Peki proje amacımız nedir? Erken yaştaki çocuklarda ekolojik kavramları algılama ve problemleri fark etme, bu problemlere yönelik çözüm üretme becerisi kazandırmak. Öğrencilerde çevreye karşı duyarlı bir bilinç oluşturmak, yaşamış oldukları çevrede ekolojik hassasiyetlerini sergilemelerini sağlamak. Bizler proje sürecinde projemizi uygularken velilerden aldığımız dönütlere göre çocuklarımızın ekolojik hassasiyetleri yaşamlarında uyguladıklarını gördük. Bu anlamda velilerimizden olumlu dönükler aldık. Bu da bizim için son derece sevindirici oldu. Çocukların çevreye yönelik tutum ve davranışlarının olumlu yönde değişmesini sağlamak. Açık alan etkinlikleriyle eğitimi etkili ve eğlenceli hale getirmek. Projemizin önemi. Erken yaşta ekolojik duyarlılığın gelişmesinde okul öncesi eğitimin önemi anlaşılacaktır. Bu projeyle çocukların etkileşim içerisinde oldukları ailelerinin çevreyi ve çevre problemlerini sahiplenme düzeyi artacaktır. Öğrenciler için önemli bir gereksinim olan fen ve doğa etkinliklerine daha çok yer verilerek eğitim müfredatında bununla ilgili kazanımlara ağırlık verilmesinin yolu açılacağı düşünülmektedir.
Proje ulusal düzeyde Ankara, Konya, Kırıkkale, Antalya, Tokat, uluslararası düzeyde ise Kuzey Makedonya, Sırbistan, Romanya, Ukrayna, İtalya'dan öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşmiştir. Çalışma grubu 3-7 yaştır. Seçilen etkinliklerde gösterip yaptırma yöntemi, işbirliğine dayalı öğrenme, oyun ve oyunlaştırma yöntemi, soru-cevap, anlatım ve problem çözme, açık hava etkinlikleri, deney, gezi gözlem, drama gibi öğretim yöntem ve teknikleri etkin bir şekilde kullanılmıştır. Proje 6 aylık bir çalışma sürecini kapsar ve her ay farklı temaları içeren etkinlikler uygulanmıştır. Proje çalışma süreci. Proje çalışma sürecimizde her ayda farklı temaları içeren etkinlikler verdiğimizi söyledik. Bu etkinlikler dolu doluydu. Ancak burada ben sadece kendimiz için spesifik olan bazı etkinlikleri kısaca bahsetmek istiyorum. Kasım ayında proje ortaklarıyla toplantı yapılarak yol haritası belirlenmiştir. Öğrencilerle doğa gözlemi yapma ve gözlemlerin kayıt altına alınması amacıyla gözlem defterleri hazırlanmış ve doğa gezileri düzenlenmiştir. Öğrenciler bu gözlem defterlerini geziler sırasında kayıtlar yapmışlardır. Doğadan topladıkları ürünlerle sanatsal tasarımlar yapmışlardır. Küresel ısınma ve iklim değişikliği konulu aktiviteler düzenlemişlerdir. Aile katılımlı atık kağıt ve plastik kapak toplama kampanyaları düzenlenmiştir. Ağaç sevgisili konulu doğal ürünlerden ağaç kostümleri sergisi yapılmıştır. Aralık ayında plastik kullanımına karşı ailelerle birlikte kendi bez torbamı tasarlıyorum etkinliği düzenlenmiştir. Minik tema kapsamında uzman kişilerden kurum içi eğitimler alınmış, tohum tüpleme aktiviteleri ve tohumların büyüme sürecini izleme etkinlikleri yapılmıştır. Okul dışı geziler düzenlenmiştir. Ocak ayında enerji tasarrufu konulu aile katılımlı slogan yarışması düzenlenmiştir. Okulda bitki yetiştirme aktiviteleri ve kompost oluşturma çalışmaları yapılmıştır. Şubat ayında nesli tükenen hayvanlarla ilgili öğrenciler Göstel Anlat proje sunumları yapmışlardır. Doğadaki zararlı atıkların hayvanlara verdikleri zararlar konulu drama sunumlarını farklı okullara giderek öğrenciler sunumlar yapmışlardır. Burada da sunumlarımızın fotoğrafları görülmektedir. Mart ayında Dünya Su Günü ve Orman Haftası etkinlikleri düzenlenmiştir. Proje sürecinde belirli gün ve haftalardaki etkinliklere özelliklere dikkat edilmiştir. Çocukların seçtikleri bir ağaç türünün tüm özelliklerini arkadaşlarına sözel anlatım yöntemiyle sunumları gerçekleştirilmiştir. Fidan dikme aktiviteleri yapılmıştır. Nisan ayında ise proje görsellerinden e-book hazırlanmış ve webpiki araçlarıyla dijital ürün sergisi oluşturulmuştur. Nisan ayında pandemi sürecinden dolayı yapılan aktiviteler daha çok dijital ortamda hazırlanmıştır. Tüm proje ortağı okulların işbirliği ile hazırladığı ortak ürün çalışmaları proje TeamSpace sayfasına yüklenmiştir. Proje kapanış toplantısı ve yaygınlaştırma çalışmaları düzenlenmiştir. Ekolojik duyarlılık konusunda çocukların kazanımlarını ölçmeye yönelik ön test ve son test sonuçları yapılarak projenin nihai sonucu proje TeamSpace sayfasında paylaşılmıştır. Sonuçlarımız, ekolojik öğrenme ve yeşil sınıf uygulamaları ile ekolojik süreçlerin öğrenciler tarafından yaparak yaşayarak öğrenilmesi sağlanmıştır. Öğrencilerin yaşadığı doğal çevreyi daha iyi tanıma ve anlama, varlıklar arası ilişki kurma, akıl yürütme, problem çözme becerileri gelişmiştir. Aile katılım etkinlikleri ailelerin de çevre problemlerine olan duyarlılığını artırmıştır. Proje sürecinde gerçekleştirilen açık alan etkinlikleriyle eğitim öğrenciler için dikkat çekici ve eğlenceli hale getirilmiştir. Proje ön test ve son test sonuçları kıyaslandığında çocukların doğal çevrelerini gözlemleme, doğal çevreyle ilgili kavramları açıklama, doğal kaynakları koruma ve canlıların yaşam hakkına saygı gösterme, enerji tasarrufu, geri dönüşüm ve sıfır atık konularında olumlu yönde tutum ve davranış değişiklikleri göstermişlerdir. Öğretmenlerin yeni öğretim yöntem ve teknikleri ve dijital araçları kullanma becerileri gelişmiştir. Projeyle yapılan bilgi alışveriş ve paylaşım ile fen ve doğa etkinlikleri konusunda öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlanmıştır. Peki önerilerimiz nelerdir? Ekolojik duyarlılık eğitimi erken yaşta ve aileyle başlayıp eğitim hayatı boyunca bireyin yaşına ve gelişim durumuna göre çeşitlendirilmelidir. Çocuklarda fen ve doğa etkinliklerinin daha verimli yapılabilmesi adına okullarda açık alan ve uygulama bahçeleri oluşturularak etkinliklerin bu alanlarda yapılması önemlidir. Projenin hitap ettiği yaş grubundan dolayı ebeveynlerin takip ve projeye katkı sağlama konusunda istekli olmaları önemlidir. Bu nedenle belli aralıklarla aile katılım etkinliklerine yer verilmelidir. Bizler de yaptığımız tüm çalışmalarda aile katılım etkinliklerine özellikle önem verdik.
yaş grubumuzdan dolayı birçok etkinlikte aileler katıldı. Proje sürekliliğini sağlamak adına aktiviteler seçilen temalara göre düzenli olarak müfredattaki etkinliklere entegre edilmelidir. Projenin daha etkili bir şekilde yürütülebilmesi adına öğretmenlerin katılabileceği çevre eğitimleriyle ilgili seminerler ve workshopların düzenlenmesi önemlidir. Yaşamış olduğumuz çevrede bulunan park, bahçe, ormanlık alan gibi bölgelerin bakımında öğrencilere rol verilerek çocuklarda sorumluluk duygularının güçlendirilmesi önemlidir. Sunumum bu kadardı. Tüm dinleyicilere teşekkür ediyorum. Evet, biz teşekkür ediyoruz Ayşe Günalp Hoca. Hem böyle anlamlı bir projeyi bizlerle paylaştığınız için hem de süreyi çok etkili bir şekilde kullandığınız için tam 10 dakikada sunumunuzu tamamladınız. Bunun için de teşekkür ediyoruz. Evet, sorular olursa 20 dakikada katılımcılar size sorabilecekler. Bu arada Türkiye'den ve yurt dışından, özellikle Romanya'dan siz de sohbet kısmında görebiliyorsunuzdur. Başarılar dileyen hocalarımız ve selam gönderen katılımcılarımız var. Onlara da teşekkür ediyoruz. Biz de buradan herkese selamlarımızı iletiyoruz. Evet, sayın hocalarım, değerli katılımcılar. İkinci sırada Nurşen Karakuş hocamın sunusunu dinleyeceğiz. Bildirisinin ismi Benim Hikaye Çantam. Buyurun Nurşen Hocam, sizi dinliyoruz. Hocam benim slide'm görünmüyor ama. Siz yüklemiştiniz değil mi? Hocam yüklemesi mi gerekiyor acaba? Siz yüklediniz değil mi? Yüklemiştim, görünmüyor şu anda. Şu anda görünmüyor. Ayşe Hocam bir şey yapabiliyor musun? Orada durdur falan var mı Ayşe Hocam? Ben şu an kapattım kendisini. Kapattı. Evet, Ayşe Hocam kapattı. O yüzden ekran... Ben yeniden mi yükleyeceğim acaba? Hocam hemen bir deneyin olmazsa. Ayşe Hocam'ınkini görüyorum ama bir dakika Ayşe, hocam. Ayşe Hocam siz silin artık. O da olabilir. Ben yeniden yükleyeyim. Hocam bir deneyin, evet. Hayır. Hocam slaytlardan slaytları tıkladığımız zaman açılan yeni bir slayt ekle diye kısmını tıkladığımız zaman Ayşe Hocam'ın şu an yükleyebiliyor musunuz? Bir dakika hocam. Ayşe Hocam'ınkini görüyorum ben hala. Ayşe Hocam siz bir iptal etseniz sunumunuzu, sil deseniz, yani üzerine tıkladığınızda sunu aşağıda görüyoruz. Tamam hocam, ben tekrar bir deneyeyim. Mutlaka sil butonu falan vardır. Hocam siz de yeniden yükleyin. Tamam, yine Ayşe stop diyeyim. Benim hikaye çantam şu an görünüyor hocam. Ben Ayşe Hocam'ınkinin ismini değiştirdim yanlışlıkla. Bu Ayşe Hocam'ınki de. Hocam ben bakıyorum ama şu an için sil diye herhangi bir buton yok. Sadece sunuyu başlat diye bir buton geliyor. Tamam. Hocam şimdi yani, sil butonu yok. Hocam siz yeniden yüklemeyi bir deneyin. Yeniden yüklüyorum hocam. Tamam. İşlemleri yaptınız değil mi? Bir sorun yok, yükleniyor şu an. Evet. Tamam. Bekle diyor şu an. Evet. Buyurun hocam. Herhalde sorun yok şu an. Bir başa alacağım. Tabii ki. Buyurun. Merhaba. Ben Nurşen Karakuş. Selçuklu Keskesler Anaokulu'nda okul öncesi öğretmeniyim. Ayrıca Selçuk Üniversitesi'nde çocuk gelişim bölümünde doktora öğrencisiyim. Projenin adı Benim Hikaye Çantam Etirin Projesi. Ortaklarım Ayşe Karakuş Söğüt, Marilena Tripan, Yorika Marin. Elektronik ürünlerin hayatımızın merkezinde olduğu bu çağda kitaba olan ilgi azalmaktadır. İnsanlar bilgiye daha kolay ulaşmayı sağlayan teknolojik aletleri daha çok kullanmaktadır. Özellikle çalışan aileler çocuklarıyla kısıtlı zaman geçirmekte ve çoğu aile çocuklarıyla nasıl kaliteli zaman geçireceği konusunda sıkıntı yaşamaktadır.
Sınıf içi etkinlikler esnasında öğrencilerin kelime dağarcıkları, etkinlikleri anlamlandırma becerileri gözlemlendiğinde öğrencilerin bir kısmının resimli çocuk kitaplarıyla daha önce yeterince tanışmamış olabilecekleri düşünülmüştür. Bu aşamada velilere bir anket yapılmış. Çıkan sonuçlarda çocukların kendilerine okunan resimli kitap sayılarının azlığı bu projenin yazılmasına temel neden olmuştur. Projenin amacı 6-10 yaş arası okul öncesi ve ilkokula devam eden çocuklara öğrenmenin kapısını aralayan kitapları sevdirmektir. Projenin önemi ise resimli hikaye kitapları aracılığı ve okul aile işbirliğiyle çocukları daha çok kitapla tanıştırıp okulda kullanılan müfredata daha fazla kitaplar entegre edilerek çocukların üst düzey bilişsel becerileri ve sosyal duygusal gelişimine katkı sağlaması açısından önemlidir. Proje Romanya ve Türkiye ortaklığıdır. Projede proje öğretmenleri tarafından etkinliklerde kullanılmak üzere küçük yaş grubu öğrencilerin seviyesine uygun, dünyaca ünlü birçok dile çevrilmiş resimli hikaye kitapları seçilmiştir. Aileler çocuklarıyla birlikte haftanın belirli günlerinde öğretmenler tarafından eve gönderilen kitapların taşınması için proje çantaları tasarlamışlardır. Çocuklar çantalarla eve götürdükleri kitapları ailelerine okutup onlara kitabı anlattıktan sonra hikayeyi resmetmişlerdir. Her hafta bir öğrenci bir kitabı sınıfta arkadaşlarına anlatarak onların sorularını cevaplandırmıştır. Çocukların kitapların dünyasını daha iyi keşfetmeleri için kütüphaneye gezi düzenlenmiş, ayrıca aileleriyle birlikte gezici kütüphane ziyaretinde bulunmuşlardır. Nokta, Küçük Karabalık ve The Midnight Library adlı dünyaca ünlü 3 kitap proje okullarında okunduktan sonra kitaplardaki konularla ilgili bütünleştirilmiş etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlikler çocukların özgün ürünler oluşturabilecekleri, yaratıcılıklarını ve ifade becerilerini geliştirecek etkinliklerden seçilmiştir. Bunlardan bir tanesi bir nokta ile ne yaparsın etkinliğidir. Çocuklar öğretmenler tarafından oluşturulan şablonlara kendi oluşturdukları hikayeleri ailelere yazdırarak resmetmiştir. Proje ile 4 ulusal, 4 de Avrupa kalite etiketi alınmıştır. Ulaşılan hedefler, çocukları kitapların dünyasıyla tanıştırmanın hedeflendiği projede proje kurucuları tarafından oluşturulmuş olan Benim Hikaye Çantam programının etkililiği sınanmıştır. Projede ayrıca ailelerin çocuklarıyla nitelikli zaman geçirmeleri adına haftalık olarak kaç kitap okudukları bir anket yardımıyla belirlenmiş. Proje sonunda ailelere gönderilen anketle okunan kitap sayısında anlamlı bir artış gözlenmiştir. Öğrenciler ailelerin desteğiyle bir hikaye kitabı yazmışlardır. Yazdıkları bu hikayeyi arkadaşlarına sunmuşlardır. Proje ortakları sayesinde farklı ülke ve kültürleri tanımışlardır. Farklı gelişim alanlarını destekleyen özgün ürünler oluşturmuşlardır. Proje kapsamında proje çıktılarından oluşan okul sergileri düzenlenmiştir. Ayrıca Konya'da bir alışveriş merkezinde büyük bir sergi düzenlenmiştir. Proje etkinlikleri Facebook, YouTube gibi sosyal medya platformlarında paylaşılmıştır. Öneriler, proje etkinliklerinden olan okuldan eve kitap gönderimi birçok okulda uygulanmaktadır. Ancak bu etkinliklerde kullanılan kitapların eğitici, eğlenceli, müfredata ve kazanımlara uygun olarak özenle seçilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra çocukların merak duygusunu güdülemesi açısından 3 boyutlu kitaplar, maket kitaplar ya da sesli kitaplar tercih edilebilir. Uluslararası projelerde öğrencilerin farklı ülkelerden proje ortaklarıyla sanal ortamda tanışmaları onların dünyaya algılayış biçimlerine büyük katkı sağlamaktadır. Proje öncesi ve sonrası anketler uygulanmıştır. Fakat bu proje farklı bir araştırma grubuyla ifade edici dil becerileri ön test ve son testle ölçülerek bir deneysel desen tasarlanabilir. Proje ebeveynlere çocuk yetiştirmenin ipuçlarının verildiği, yetişkin kitapları kullanılarak yeniden desenlenerek olumlu ebeveyn tutumları geliştirmeleri sağlanabilir. Teşekkür ediyorum. Evet Nurşen Hocam, bu güzel sunu ve anlamlı proje için biz teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sorularımızı yine
bütün hocalarımız tamamladığında soru cevap kısmına geçeceğiz. Bu arada sizlere başarılar dileyen, teşekkür eden katılımcılarımız da var. Sizler de görebiliyorsunuzdur. Evet, şimdi üçüncü sırada Saliha Çetin hocamız Hikayenin Kahramanı Benim isimli bildirisini sunacak, projesini bize tanıtacak. Buyurun Salih Hocam. Hocam benim slaytım da silinmişti. Tekrar yüklüyorum. Evet hocam. Bekliyoruz. Saliha Çetin, Keskesler Anaokulu'nda görev yapıyorum. Projemizi Karapınar Sultaniye Anaokulu'nda Nevriye Balcı hocamla birlikte yazdık ve birçok hocalarımla işbirliği içerisinde projemizi yürüttük. Çocukların davranışları bakımından dengeli yetişmeleri ruhsal yönden sağlıklı bir toplumun temelini oluşturur. Fakat çocukların gelişim süreçleri içerisinde istenmeyen davranışları sergilemeleri de kaçınılmazdır. Okul öncesi eğitim sürecinde istenmeyen davranışların istendik davranışlara dönüştürülmesinde en önemli rol şüphesiz programın uygulayıcısı olan öğretmene ve öğrencilerin eğitiminde doğdukları günden beri önemli bir faktör olan aileye düşmektedir. Burada öğretmene ve aileye düşen görev davranış değişikliği sürecini zorlayıcı olmadan çocuğun kendi isteklerini göz önünde bulundurarak ve uygun yöntemleri kullanarak gerçekleştirmektir. Hikayeler eğitim konusunda en önemli araçtır. Eğitimin amacı da çocukta olumlu davranış değişikliği sağlamak ve davranış düzeyinde kullanılabilir bilgiler sağlamaktır. Projemizin yazılmasındaki problem durumu öğrencilerin olumsuz davranışlar sergilemesi ve öğrencilerin olumsuz davranışlarının olumlu davranışlarıyla değiştirilmesinde hikaye kitaplarındaki kahramanların etkili bir rolünün olması. Hikayenin Kahramanı Benim eğitimlik projesinde öğrenciler aileleriyle birlikte değiştirilmek istenilen davranışın üzerinde yoğunlaşmış, kahramanın kendisi, çocuğun kendisi olduğu bir hikaye yazılmış ve hikayeye uygun fotoğraflar çekilerek bir hikaye kitabı oluşturulmuştur. Böylece öğrencilerin olumsuz davranışlarını somut bir şekilde görerek olumlu davranış ile değiştirmeleri amaçlanmıştır. Kuramsal çerçeve açısından baktığımız zaman hikaye okuyan ya da dinleyen kimse oradaki kahramanların rolleriyle çok hızlı bir biçimde empati kurmakta. Kahramanların yerine kendini koyup mizaç ve vasıfları itibariyle kendine uygun kahramanlar, öyküsel formlar içinde örneğin komedi, trajedi, mutlu sonla biten gibi kendilerine ait rolleri oynamaktadırlar. Bu roller ve hikayenin kurgusu oyuncunun kendi yaşamı içinde başkalarıyla olan ilişkilerinin detaylandırılmasına yardımcı olmaktadır. Hikayenin eğitimde önemli ve etkin bir yöntem olması da bu özdeşleşmeden kaynaklanmaktadır. Projemizde Türkiye'den Konya, Yalova ve Malatya illeri, Azerbaycan, Bakü, Tunus, Bizerte, Arnavutluk, Elbasan illerinden katılımlar olmuştur. Projemizde 14 öğretmen görev almıştır. Etkinlikler planlanırken kazanımların içerisinde yerleştirilmeye özen gösterilmiştir. Disiplinler arası bir yaklaşım gözetilmiştir. Projenin etkinlikleri davranış kazandırmaya yönelik etkinlikler olup öğrencilerde eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık, yenilikçilik, işbirliği yapma, iletişim kurma, liderlik ve sorumluluk davranışlarının gelişmesine katkı sağlamıştır. Ayrıca projenin özgün yanı öğrencilerin kendilerinin kahramanlı oldukları birer hikaye kitapları olmuştur. Proje 5 ay sürmüştür. Proje uygulama sürecinde gerçekleştirilen etkinlikler Şubat ayında her aile çocuğuna kazandırmak istediği davranışı seçip öğretmene bildirmiştir. Mart ayında öğretmen rehberliğinde seçilen davranışa uygun hikaye yazılmıştır. Ve ayrıca öğretmenler tarafından öğrencilere pandemi sürecinde kutlu hikaye anlatımı yapılarak bütün hikayeler öğrencilere eş zamanlı olarak izletilmiştir. Her bir hikaye farklı bir davranışın kazanımını sağlamıştır. Bu hikayelerin kahramanlarından oluşan kodlama etkinlikleri öğrencilere eş zamanlı olarak yine yaptırılmıştır. Öğrencilere kazandırılmak istenen bir davranış seçilerek öğrenci ve öğretmenler tarafından ortak ürün çalışması bir hikaye kitabı oluşturulmuştur. Nisan ayında aileler tarafından yazılan hikayeye uygun fotoğraflar çekilmiştir.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Atatürk Çocuk Olmuş şiirinin mısraları öğrenciler tarafından seslendirilerek ortak bir video elde edilmiştir. Mayıs ayında yazılan hikaye ve çekilen fotoğraflar birleştirilerek hikaye kitabı oluşturulmuştur. 9 Mayıs Eğitiminlik Günü için öğrenciler ile birlikte emojilerden bir alfabe oluşturulmuştur. Oluşturulan bu alfabe ile Eğitiminlik Günü yazılarak ortak ürün afiş elde edilmiştir. Mayıs ayında Anneler Günü'nde Canım Anneciğim akrostiş şiiri yazılarak ortak ürün oluşturulmuştur. 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nda Atatürk asker ve vapur boyamaları yapılarak ortak ürün afiş oluşturulmuştur. Azerbaycan Cumhuriyet Günü'nde Bakü Kız Kalesi'nde ortak fotoğraf kalesi oluşturulmuştur. Projemiz 2019-2020 eğitim öğretim yılında ulusal kalite etiketi ve Avrupa kalite etiketine layık görülmüştür. 8 ortağımız hem ulusal kalite etiketi hem de Avrupa kalite etiketi almıştır. Projede etkinliklerin çok çeşitli olması öğrencilerin aynı kazanımları farklı etkinliklerle pekiştirmesini sağlamıştır. Projenin ele aldığı problemin çözümüne ilişkin sonuçlar, olumsuz davranışları olan öğrencilerin davranışlarında olumlu yönde davranış değişikliği gözlenmiştir. Öğrenciler kendi kendilerine bir işe başlamayı ve kendilerini güdülemeyi öğrenmiştir. Öğrencilerin eleştirel, analitik, tüme varımsal ve yaratıcı düşünme becerileriyle 21. yüzyıl düşünme becerileri geliştirilmiştir. Projede üründen çok sürece önem verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Proje sonunda kendi hikayelerinin kahramanı olmak öğrencilerin özgüvenlerini geliştirmiştir. Ulaşılan genel hedefler, projeyle amaçlanan öğrencilerde değiştirilmesi gereken davranışın fark edilmesi ve fark edilen olumsuz davranışı somutlaştırarak olumlu davranışa dönüştürülebilmesinin yanı sıra sağlam bir kodlama temeli oluşturabilme, kültürel dünyalarının genişliğini gözlemleyebilme, milli bayram duygusu ve coşkusunu aşılayabilme ve somut ürünler oluşturabilme becerilerine proje sonunda ulaşıldığı görülmüştür. Öğrencilerle ilgili edinimler, proje logo ve afişinden hazırlanan puzzle ve öğrenci değerlendirmede kullanılan avatar konuşma çalışmalarında öğrencilerde bilişim teknoloji çalışmalarına merak uyandırmıştır. Kendi adlarına kendilerinin kahramanı oldukları hikayelerin yazılması öğrencilerde liderlik ve özgüvenin artmasını sağlamıştır. Oluşturulan hikayelerde sorumluluk, kıskançlığı önleme, sevgi ve temizlik değerlerine kadar birçok değerler eğitimine yer verilmiştir. Yaygınlaştırma ve görünürlük. Proje okul zümre ve veli toplantısında tanıtılmıştır. Okul web sitelerinde projenin tanıtımı yapılmış, projenin birçok öğretmen tarafından duyulmasını sağlayan sosyal medya platformlarında görevli öğretmenler tarafından düzenlenen etkinlikler paylaşılmıştır. Proje gazetesi, proje sergisi, proje dergisi ve proje şarkısı da projenin yaygınlaştırılmasını sağlamıştır. Mesleki gelişim, öğretmenler ve PİKİ araçları ve kullanımları hakkında bilgi sahibi oldu. Öğretimde bilişim teknolojisinin kullanımının önemi fark edildi. 0-6 yaş arasında davranış değişikliğinde hikayenin ve hikayenin kahramanının önemli olduğu anlaşıldı. Öğretmenler ve öğrenciler arasında akran eğitiminin önemi anlaşıldı. Öneriler, projeyle öğrencilerinin fırsat verildiğinde neler yapabileceğinin somut örnekleri gözlemlenmiştir. Hikayenin kahramanı olmak öğrencilerin hoşuna gitmiş ve ele alınan davranışın istendik yönde değiştiği gözlemlenmiştir. Proje etkinlikleri tasarlanırken öğrencilerin yaş düzeyleri göz önünde bulundurulmuştur. Davranış değişikliği için etkinliklerin öğrencilerin seveceği şekilde düzenlenmesi işi kolaylaştıracaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Salih Hocam, biz teşekkür ediyoruz. Bu güzel projeyi bizimle paylaştığınız için hem de süreyi çok etkili bir şekilde kullandığınız için biz teşekkür ediyoruz. Evet, sayın hocalarım, değerli katılımcılar. Bu oturumumuzun son projesini de bizlere Rabia İri Hocam sunacak. Rabia İri Hocam'ın projesinin ismi Çevreci Çocuklar. Buyurun Rabia Hocam, söz sizde. Hocam, ben de sunumumu yeniden yükleyeceğim. Tabii ki, tabii ki hocam. Bu arada az önceki projeyle ilgili projede birlikte çalıştığınız hocalarımızdan yorumlar geliyor. Evet. Görmüşsündür Salih Hocam, okuyorsundur sohbet evet. Kısmından. Evet. Rabia Hocam yükleniyor değil mi? Sorun yok. Evet hocam. Bu arada ben Hatay Altınözü'nden katılıyorum hocam. Okul öncesi öğretmeniyim. Evet. Şey, Konya dışından katılıyoruz. Evet, Hatay'dan. Hatay'dan. Ortağım Konyalı. Evet. Osman evet. Hocama buradan selamlar. Evet. 14 proje ortağımız vardı.
Hepsi adına bugün projemizi sunmaktan onur duyuyorum. Herkese teşekkür ediyorum katıldıkları ve bizi izledikleri için. Sunumum yükleniyor. Tamam hocam. Sorun yok. Zaten vakti çok etkili bir şekilde kullandı sunum yapan hocalarımız. Tam 10.30'da sizin sunumunuzun başlaması gerekiyor. Evet. Saatte tam 10.30 sorun yok. 10.30 diyorum pardon. 13.30 evet. Sorun yok. Şu an yükleniyor değil mi hocam? Yüklemede bir problem yok. Evet hocam yükleniyor. Tamam. Hocam sizin içerik epey yoğun herhalde. Böyle başta da geç yüklenmişti değil mi? 10 megabayt aslında çok şey değil, büyük bir dosya değil hocam. Evet. Yok megabayt olarak değil de etkinliklerin niteliği olarak. Evet hocam. Yani ben bugün sunumu birkaç kere kısaltmaya çalıştım 10 dakikaya sığdırmak için. Birini çıkarsam diğeri olmadı. Artık umarım yetiştirebilirim. Ama bu her zaman böyledir yani. Emek verince çıkarmak istenmez. Evet. Genelde çıkarmaya çok istekli olmayız. Bu da olsun, bu da olsun diye. Hocam hala görünmüyor. Ekran paylaşımı yapıp olsam olur mu hocam? Olabilir hocam. Deneyin. Ekran paylaşımı... Evet. Ben açmıştım. Burada bir... Durdu. Evet, evet. Evet, öyle bir butonumuz var. Bir deneyin hocam. Şu an görünüyor mu hocam ekranım? Hocam şimdi siyah bir ekran görüyorduk. Gördük hocam, gayet güzel oldu. Tamam, bu şekilde yapayım çünkü zamanım... Evet, sorun yok. Yani slide'ı gösteriyi başlat derseniz, soldaki slide'ları da kapatabilirseniz belki daha iyi olur. Ama böyle de görünüyor, problem yok. Bildirimimizin adı Çevreci Çocuklar. 14 ortaktan oluşuyoruz biz. Çevrenin doğal olarak kendi yenileme gücü varken insandan kaynaklı sorunlar doğanın yenilebilir gücünü hızla yok etmektedir. Projemizde çevre koruma geri dönüşüm faaliyetleriyle bu konuda tüketicilerin farkındalıkları, tutum ve davranışlarını belirlemeye çalışılmış olup ayrıca tüketicilerin geri dönüşüm bilincinin artırılması yönünde önerilere, etkinliklere yer verilmiştir. Projemiz şu problem durumlarından ortaya çıkmıştır. Toplumun çevreyi koruma ve geri dönüşüme karşı duyarsız olması, geri dönüştürülen maddelerin neler olduğunun yeteri düzeyde bilinmemesi, ayrıştırıp dönüştürülen malzemelerin farklı şekillerde nasıl değerlendirebilecekleri hakkında bilgi eksikliği. Projemizin amaçları şunlardır. Geri dönüşüm bilinci kazandırmak, kaynakların gereksiz kullanımını önlemek ve çöp miktarını azaltmak, cam, kağıt, alüminyum, kompozit, çelik, ahşap, plastik gibi atık maddeleri geri dönüştürerek sanat etkinlikleri, ev araçları, oyuncak vesaire yaparak geri dönüşüme katkı sağlamak ve yaratıcılığın gelişimine katkıda bulunmak. Kurumsal çerçevemizi şu şekilde belirledik. Yaşadığımız yılda sanayileşme, kentleşme, teknolojik gelişme, hızlı nüfus artışı, doğanın tümler fiziksel öğeleri olan hava, su ve toprak bulunarak İnsanlar diğer canlıları olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. Bu olumsuz etkilenmelerden ortaya çıkan çevre sorunlarına çevre kirliliği denilmektedir. Çevre kirliliğinin önlenmesi ve kaynakların etkin kullanımı adına geri kazanım yollarından olan yeniden kullanım, azaltma, geri dönüşüm faaliyetleri önem kazanmaktadır. Çevrenin daha sağlıklı kendini yenileyip ve kaynaklarımızın da daha uzun süreli ihtiyaçlarımızı karşılaması için geri dönüşüm bilinci kazanmış bireyler yetiştirmemiz gerekiyor. Projemizde de öğrencilerimiz bunu yaparak, yaşayarak öğreneceklerdir. Projemiz hakkında Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ilkokul ve okul öncesi eğitim seviyelerinden 10 öğretmen, Hırvatistan'dan 2, Romanya'dan 2 öğretmenimizin katılımıyla projemiz gerçekleştirilmiştir. Projeye okul öncesi ve ilkokul düzeyinden öğrenciler katılmıştır. Yapılan etkinlikler hayat bilgisi, müzik, Türkçe, görsel sanatlar dersleri ve okul öncesi eğitim tasarımlarını desteklemiş, müfredata entegre olmuş, farklı disiplinlerle ilişkilendirilmiştir. Proje etkinlikleriyle öğrenciler yaratıcı ve eleştirel düşünme, karar verme, problem çözme, iletişim becerisi, sorumluluk, teknoloji kullanımı, çevre bilinci gibi anahtar becerilerin geliştirilmesine katkı sağlanmıştır.
Projemiz 2020 Kasım ayında başlayıp 2021 Şubat ayında tamamlanmıştır. 4 ay boyunca da farklı etkinliklerimiz olmuştur. Kasım ayından örnekler verecek olursak, geri dönüşüm konusunda broşürler, afişler, logolar, tasarımlar, öğretmen, öğrenci tanıtımları hazırlanmıştır. Anketler yapılmıştır. Online pazar etkinliğimiz ve akrostiş şiir etkinliğimiz bazı örneklerimizdendir. Aralık ve Ocak ayına gelecek olursak, kullanılmayan kumaş, çorap, pipet, dil çubuğu, karton, kağıt, dal parçası, kozalak, bardak, şişe gibi atık materyallerden çerçeve, kumbara, kukla, eğitici materyal tasarlamak önemli etkinliklerimizdendir. Yan tarafta da Romanyalı ortağımızın uzaktan eğitim dersi çerçeve etkinliğini görmekteyiz. Pandemi sürecinde evde yapılan bu etkinlikler ve online oyun etkinlikleriyle de tüm ailede geri dönüşüm farkındalığı oluşturulmuştur. Aynı zamanda online toplantılarla Türkiye ve yabancı ortak öğretmen ve öğrencilerin birbirleriyle kaynaşması, güvenli internet konuda bilgi almaları, yeni yıl kutlamaları gerçekleştirilmiştir. Yan tarafta da yine güvenli internet günü hakkında yapılan etkinliklerimiz görülmektedir. Proje süresince birçok ortak üründe yer almıştır. Afrostis, şiir, takvim, yeni yıl kartları, e-book, sanal sergimizde bu ürünlere örneklerdir. Bu ürünler sayesinde tüm ülke öğretmenleri ve öğrencileri kaynaşması sağlanmış olup farklı kültürler arasında işbirliği oluşturulmuştur. Ayrıca ortak ürünler öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmiş ve fikri araçlarını kullanmayı öğrenmelerini desteklemiş. Grupta alınan ödüllere baktığımızda projemiz 2020-2021 eğitim öğretim yılının Kasım ayında başladı ve Şubat ayında bittiği için henüz değerlendirme sürecindedir. Projemizi iyileştiren uygulamalar şunlar olmuştur. Webiki aracı kullanımı, aile işbirliğinin olması, karışık ülke takımları ve yaş gruplarımızın yakın olması projemizi iyileştirmiştir. Projemizin ele aldığı problemin çözümüne ilişkin sonuçlarımız şunlardır. Ulaşılan en önemli sonuç çevremizi korumanın önemi ve doğal malzemeleri en verimli şekilde nasıl kullanabileceğimiz olmuştur. Geri dönüştürebilen malzemelerin neler olduğunu çocuklar eğlenerek, yaratıcı ve problem çözme becerileri geliştirilerek öğrenmeleri sağlanmıştır. Çöpe atmak yerine dönüştürerek kullanılan her malzemenin doğa için ne kadar önemli olduğunu fark etmeleri sağlanmıştır. Genel hedeflerimiz geri dönüşüm bilinci kazanılmış, kaynakların gereksiz kullanımı önlenmiş, atık çöp miktarı azaltılmıştır. Atık materyallerden sanat etkinlikleri, ev araçları, eğitici oyuncaklar yapılarak geri dönüşüme katkı sağlanmış ve yaratıcılığın gelişimine katkıda bulunmuştur. Öğrenciyle ilgili sonuçlarımız, projede öğrenciler kendi öğrenmelerinden sorumlu olmuştur. Bu süreçte öğrencilerde tutumlu olma, geri dönüşüm farkındalığı, çevre koruma bilinci, sorumluluk, işbirliği, doğaya saygı, sevgi, öz denetim gibi anahtar beceriler geliştirilmiştir. Oluşturulan e-book, akrostiş ortak ürünlerini her öğrenci kendi ana dilinde seslendirmiştir. Bu etkinlikle öğrenciler diğer ülkelerin ana diline ve kültürüne ilgi duymuş, farklı kültürlere ilişkin bilgiler edinmiştir. Bu etkinliklerle sosyal açıdan gelişmiş, iletişimin önemini kavramışlardır. Öğrencilerin kullandıkları webiki araçları ile teknolojiye olan ilgileri artmış, farklı ürünler üretebilme düşünceleri geliştirilmiştir. Webiki araçları ile tanışmadan önce öğrencilere ve velilere güvenli internet kullanımı konusunda rehberlik edilmiş, güvenli ve doğru bilgiye nasıl ulaşabileceklerini öğrenmişlerdir. Yaygınlaştırma ve görünürlük şu şekildedir. Proje öğretmenleri yapılan etkinlikleri zümre toplantılarına paylaşmıştır. Veli pano ve broşürler hazırlanmış. Proje final sergisi yapılmıştır. Proje blogu, web sitesi, sosyal medya hesaplarında proje etkinlikleri düzenli olarak paylaşılmıştır. Mesleki gelişime katkımıza bakacak olursak, öğretmenler etkinlikleri yaparken yenilikçi öğretim yöntemlerini kullanmış ve bilgi araçlarını kullanmış, mesleki açıdan kendilerini geliştirme fırsatı bulmuşlardır. Farklı ve bilgi araçlarında kullanılmasıyla dersler zenginleştirilmiş, teknoloji kullanımı becerileri geliştirilmiştir. Gruba rehberlik etme, yönetme, işbirliği içinde çalışma ve yabancı dil becerileri de geliştirilmiştir. Aynı zamanda okullarının yurt içinde ve yurt dışında görünürlüğü artmıştır. Projemizdeki önerilere bakacak olursak, projede yer verdiğimiz etkinlikler farklı yaş gruplarında da uygulanabilir. Uyguladığımız etkinliklere ek olarak yaş grubu göz önüne alınarak atık materyallerden kavram kartları, nesne rakam eşleştirme gibi eğitici materyaller de yapılabilir. Ailelerden evlerinde geri dönüşüm kutuları düzenlenmeleri istenebilir.
okul bahçelerine geri dönüşüm atölyeleri oluşturulabilir. Okullarda geri dönüşüm hakkında veliye, öğrenciye, öğretmene, personele eğitimler düzenlenebilir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet Rabia Hocam, biz teşekkür ediyoruz güzel sunum için. Şimdi sayın hocalarım, değerli katılımcılar, bu oturumda, 37 nolu oturumda 4 hocamız projeleriyle ilgili sunumlarını yaptılar. İlk olarak Ayşe Günalp Hocam, okulda ekolojik duyarlılık konusunda yapılan etkinlikleri içeren projelerini bizimle paylaştılar. Daha sonra Nurşen Karakuş Hocam, kitap okuma alışkanlığını kazandırma amacını güden Benim Hikaye Çantam adlı projesini bize sundu. Yine Saliha Çetin Hocam, Hikayenin Kahramanı Benim adlı projede davranış kazandırmada hikayelerin nasıl kullanılabileceğine ilişkin etkinlikleri içeren projeyi bizimle paylaştılar. Ve son olarak da Rabia Hocam, çevre koruma ve geri dönüşüm farkındalığını arttırmayı amaçladıkları Çevreci Çocuklar isimli projesini bizimle paylaştı. Bu arada da dediğim gibi uluslararası ortaklarınızdan da size tebrikler, selamlar geliyor. Sizler de görüyorsunuzdur. Şimdi sayın hocalarım ve değerli katılımcılar, soru cevap bölümüne geçebiliriz. Sizler, diğer sunum yapan hocalarımıza da soru sorabilirsiniz. Katılımcılar, sunum yapan hocalarımıza sorularını mesaj kısmından iletebilirler. Evet, sorularımız varsa sorularımızı alalım. Hem katılımcılar hem sunum yapan hocalarımız diğer sunum yapan hocamıza soru iletebilir. Evet, ben sohbet kısmına bakıyorum. Evet, tebrik ediyorlar, teşekkür ediyorlar katılımcılar. Peki bu arada katılımcıların soruları var diye beklerken ben Nurşen Hocam'a bir soru sorabilir miyim? Yani bir yeri kaçırdım orada. Aslında onu teyit etmek için amaçlı soruyorum. Hikayeler, sesli hikayeler miydi? Ben orayı kaçırdım. Gerçi hikaye. Çocuklar 6 yaşla 10 yaşlı. Herhalde okuma yazma bilen çocuklar zaten. Yok hocam. Ana sınıfı ve ilkokula devam eden çocuklarla uygulandı. İlkokula derken birinci sınıf mı sadece? Ana sınıfı ve Romanya'daki ortaklarım ilkokuldu. Birinci sınıftalardı öğrencileri. Her gün yoğun olarak hem okulda hem evde yoğun olarak çocuklara resimli hikaye kitapları okundu. Önerilere yazmıştım. Sesli hikaye Pardon. Şöyle evet. Resimli hikayeler vardı. Evet. Ama burada metin yok. Yani aile resme göre okuyor gibi mi yapıyor? Yoksa metin de var, aile metni de okuyor mu? Hocam büyük resimlerin az yazı, büyük resimlerin olduğu hikaye kitapları var. Resimli hikaye kitapları. Biz okul öncesi grubu olduğumuz için okul öncesine yönelik oturup kitaplar seçtik. Kendimiz kitapları öncesinde değerlendirdik. Çocukların yaşına ve müfredata, kazanımlara uygun kitaplar seçtik. O kitapları önce değerlendirdik. Sonra hikaye çantaları tasarladı velilerimiz. O çantaların içine her gün bir kitap okuldan eve gönderdik. Onu akşam evde okudular. Çocuk zihninde hikayeyle ilgili kalan bir resim yaptı evde. Hep aileyle ilgili bir resim yaptı. Aileye de anlattı hikayeyi. Az yazı ve büyük resimlerin olduğu kitaplar tercih ettik. Ama Romanya'daki ortaklarımız hani farklı kitaplar seçmiş olabilirler ama üç kitap seçtik. Biri Nokta, biri Gece Yarısı Kütüphanesi, biri de Kısık Karabalık. Bunlar evrensel kitaplar olduğu için, birçok dile çevrildiği için. Hatta Kısık Karabalık'ın okul öncesi kitabının yayını yoktu. Biz onu Türkçe'ye çevirdik. Her okullarda o üç kitap okundu ama. Yani şöyle hocam, aslında merak ettiğim tam olarak şu, şimdi basılı, resimli kitaplar, mevcut kitaplar var. Ama evet. Sizin farkınız, bunların arasından spesifik olarak bir amaca yönelik bir seçim yaptınız. Evet hocam. Ve aileyi işin içerisine kattınız.
Ve evet, özellikle de işte bir çantada işin içerisinde biraz renk kattı. Belki ilgiyi arttırdı. Evet, düzenli olarak, sistematik olarak ailenin okumasını sağladınız. Ve çocukların da resim yapması bir ne diyelim, daha da böyle süreci etkili hale getirdi. Biraz... Biz bir de hocam, pardon sözünüzü kestim ama, biz ailelerimize kitap seçiminde yardımcı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü genelde marketlerde falan okul öncesine yönelik kitaplar satılıyor. Bu kitaplar çok müfredata ya da eğitici, eğlendirici değiller. Bizim seçtiğimiz kitaplar daha seçkin kitaplar oldu. Bir de çoğu belli bu kitaplara, hani okul öncesi kitaplar ekonomik olarak herkesin alabileceği kitaplar değildi. Sosyoekonomik düzeyi düşük olan aileleri de hedefledik. Onlar da kitaba ulaşmış oldular. Bu da bir artı. Evet. Evet, artısı oldu. Evet, teşekkür ediyorum Nurşen Hocam. Ben teşekkür ederim. Bir de bu Saliha Hocam'a bir soru sormak istiyorum. Hikayelerin kahramanı benim sunusuydu değil mi Saliha Hocam? Evet hocam. Şimdi evet, burada şunu merak ettim. Şimdi çocuk hikayedeki kahramanın yerine kendini koyacak. Ve onunla bir empati kurmasını bekliyoruz herhalde. Aynen hocam. Şimdi istenmeyen davranışı istenilen yönde değiştirmek için hikayeleri araç olarak kullandık. Evet hocam. Ya burayı biraz açar mısınız hocam? Daha somut bir örnekle. Yani merak ediyoruz burayı. Yani diyelim ki mesela çocuk yatağını toplamıyor. Örneğin yani çok spontan bir örnek verdim. Çok anlamlı ve burayı tam ifade edebilecek bir örnek olmayabilir. Aklıma gelen ilk söyledim yani. Şimdi evet, burada bunu yapmayan bir hikayeyi mi okutuyoruz, bunu yapan bir hikayeyi mi okutuyoruz? Şey yaptık hocam. Aileler, davranışı yapan. Aileler o davranışı yapan, yapacak şey, yapan şekilde bir hikaye yazdılar. O hikayeye uygun da kendi çocuklarının fotoğraflarını çektiler. Aslında hikayenin kahramanı çocuğun kendisi oldu. Yani o istenilen davranışı yapıyor hikayenin evet, kahramanı. Evet hocam. Yani, evet, yapan bir olumlu bir örnek var hikayede. Çocuk da o kahramanın yerine kendini koydu. Evet, bu hikayeyi çok... aileler mi yazdı? Aileler kendileri yazdılar hocam hikayeyi evet, öğretmen rehberliğinde. Daha sonra o hikayeye uygun davranışların fotoğraflarını çektiler kendi çocuklarının. Yatağını düzeltirken fotoğrafını çekti. Dağınık halde fotoğrafını çekti. O da kitap haline getirdi. Tamam. Şimdi daha net anladım hocam. Teşekkür ediyorum. Sunu da oraları kaçırdım. Bir taraftan sohbet kısmını takip ediyorum. Bir taraftan da notlar aldığım için. Evet, şöyle katılımcılarımızdan gelen notlara baktığımız zaman mesela Kübra Özalp Hamart Hocam, teşekkür ediyoruz sorusu için, katkısı için bir soru sormuş. Kitap resimlemeleri yapılırken aile müdahalesi oldu mu diye bir soru sormuş hocam. Herhalde bu soruda cevaplanmış mı oldu o arada? Evet. Evet. Bu banaydı herhalde hocam. Bana mı sordu? Evet, evet. Kitap resimlemeleri yapılırken aile müdahalesi oldu mu diye Kübra Hocam bir soru sormuş. Hocam banaydı herhalde soru, ben cevaplayayım. Biz her gün okunan kitaplardan bir şablon hazırladık. O şablona hikayeden ne anladığıyla ilgili okuduğu hikayeden çocuklar her gün resimler yaptı. Farklı bir etkinlik olarak da bir kitap şablonu oluşturduk. Buna çocuk kendisi bir hikaye uydurdu diyeyim. Buna ailesi yazdı, resimlerini çocuk yaptı, çocuk resimledi. Bu da ayrı bir etkinliğimizdi. Biz hani çok yoğun olarak resimli hikaye kitaplarıyla çocukları bir araya getirdik. Evet. O şekilde. Nurşen Karakuş adlı hocamız katılımcı da beraber miydiniz? Kübra Hocam ben... aile müdahalesi oldu. Ha, siz buradan yazdınız, pardon. Tamam, tamam hocam. Başka güzel görüşler, öneriler var, beğeniler var projelerle ilgili. Bircan Yiğit hocamız, ortaya nasıl kahramanlar çıktı? Çok merak ettim. Belirgin bir karakter kaldı mı? Sanırım bu soru Nurşen hocama mı? Çünkü iki tane hikaye var. Değil mi? Benim evet, hikaye çantam ve hikayenin kahramanı benim. Bircan hocam, bu soru hangi hocamıza? Saliha hocaya mı, Nurşen hocaya mı? Ya da siz kim olduğunu düşünüyorsanız cevaplayabilirsiniz hocam. Evet Bircan hocam, bu soruyu hangi hocamıza sordunuz?
ortaya nasıl kahramanlar çıktı? Çok merak ettim. Belirgin bir karakter kaldı mı diye Bircan hocamızın bir sorusu var. Ama kahraman deyince herhalde bu soru Salih hocam olabilir gibi değil mi? Evet hocam. Evet. Tamam. Evet, buyurun hocam. Hikayenin kahramanı benim. Evet, hikayenin kahramanı benim diye koymamızda aslında karakteri, oradaki karakter benim, hikayenin sahibi benim anlamında bir şeydi. Yani yapan, güzel etkinlikleri yapan, değerler eğitimini kazanan, dişini fırçalayan, yatağını toplayan kahramanlar ortaya çıktı hocam. Bir tane böyle belirli bir karakter kaldı mı çocukların unutamadığı, bundan sonra da kullanılabilecek, herkesin benimsediği? Hocam hikayenin kahramanı çocukların kendileri olduğu için kendi fotoğraflarından oluşan bir hikaye kitabı oldu. Doğru. Kahramanları kendileriydi zaten hikayenin. Evet, evet. Ha, Bircan hocam yazıyor da ben biraz geç görüyorum, kusura bakmayın. Hikayenin kahramanı benim adlı proje için sormuş sorusunu. Bircan hocam kusura bakmayın. Evet, örnek verebilecekleri benimsenen demiş. Evet, Şükran hocam da bence Sade öğretmeni bir katkıda bulmuş. Teşekkür ediyoruz. Evet, başka sorusu olan sizlerden önerisi, katkısı olan hocalarımız var mıdır? Evet, sanırım yok. Peki, şimdi çok güzel bir oturum oldu. Hem bir problemle karşılaşmamak bir güzellik. Bağlantı olsun, sunumlar olsun. Vakti çok verimli ve etkili bir şekilde kullanmak bir başka güzellik. En önemli güzellik sizlerin emekleri, hepsi birbirinden anlamlı, hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden faydalı. Böyle bir motivasyonla, büyük bir motivasyonla gerçekleştirilmiş bu önemli emeklerinizi bizimle paylaşmanız en güzel tarafı bu oturumun. Ben bütün sunum yapan hocalarıma ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Yine oturumun sonunda da ifade etmek isterim ki, böyle güzel bir ortamı, böyle bir projeyi planlayan, düşünen, hayata geçiren rektörlüğümüz, dekanlığımız, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve emeği geçen hocalarıma tekrar teşekkür etmek istiyorum. Şükran hocam da sizlere teşekkür ediyor. Evet, sizlerin söyleyeceği bir şey var mıdır sayın hocalarım? Söz alabilirim. Evet, birer cümle eklemek istediğiniz. Buyurun hocam. Buyurun hocam, söyleyin. Buyurun hocam. Hocam, ben ilk kez yaşıyorum böyle bir deneyim. Arkadaşlarımın çoğu da öyle. Çok teşekkür ederiz. Biz bayağı stres yapmıştık. Bizi rahatlattınız. Hocam, yönetimimiz çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz. Kendi adıma. UPS ailesine de teşekkür ederim. Biz kolay gelsin. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sizlere de kolay gelsin. Hocam, ben de söz almak istiyorum. Buyurun hocam. Bizler okullarımızda Etibinik projeleri ve Erasmus projelerinde aktif olarak öğretmen arkadaşlarımızla birlikte görev alıyoruz. Ancak bu sempozyum sayesinde yaptığımız çalışmaların akademik gözle değerlendirme şansına ulaştık. Ayrıca birçok öğretmen arkadaşımızın farklı projelerini ve çalışma süreçlerini buradan takip ettik. Son derece anlamlı ve güzel bir sempozyum oldu. Bu yüzden emeği geçen hocalarımıza ve müdürlerimize çok teşekkür ediyorum ben de. Evet. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Değerli katkılarınız için, sunumlarınız için. Evet, sanırım artık oturumumuzu tamamlayabiliriz. Tekrar sunum yapan katılımcılara, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Hepiniz sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Başka projelerde tekrar sizleri dinlemeyi dört gözle bekliyoruz. Evet, herkese iyi günler diliyorum. Tekrar katılımınız için teşekkürler. Hoşça kalın. Evet hocam, hoşça kalın. Sağ olun.